Evvela şunu herkes bilsin. Teravih namazımız hariç, onun dışındaki bütün nafile namazları, sünnet namazları cemaatle eda etmede kerahet var. Kerahet demek olmaz demek değildir. Yalnız başımıza kılabileceksek aleyhülala, o daha güzel. Ama şu cemaatin halini biz biliyoruz. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Biz garibiz. Böyle tek başımıza zor işleri pek yapamayız. Ama birbirimizin elinden tuta tuta, birbirimize yardım ede ede inşallah bu güzel ibadetleri yaparız. Serbest bırakıldığında ibadet zayi olur. O yüzden tesbih namazını mal kerahe cemaatle eda edeceğiz. Tesbih namazında ne diyoruz? 300 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Peygamberimiz buyuruyor ki ehabbul kelam ilallahi teala erbaun. Kulların ağzından söylenen kelamlarda Allahu Zülcelal'ın en sevdiği kelam 4 tanedir. Biz tesbih namazında bunu 300 defa söylüyoruz. Artık 1 milyon insan söylediği zaman kaç milyara ulaşır? İnşallah Rabbimin nezdinde bu tesbihat makbul ve müstecap olur. Ne diyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'ta babamız İbrahim Aleyhisselam'ı ziyaret etmiş. O demiş ki ümmetine benden selam söyle. Cennetin arazisi çok mümbit, çok da geniş. Bol bol eksinler ve bitsinler. Ne eksinler bitsinler? İşte Subhanallah, velhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber 4 kelime. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Biliyorsunuz ama bir de manasıyla beraber söylersek o zaman daha güzel olur. Peygamberimiz buyuruyor ki tek başına Subhanallah temlevül mizan. Subhanallah kelimesi tek başına mizanı doldurur. Subhanallahi velhamdülillahi temle'u ev temle'ani ma beynes semavati vel arz. Sema ile arz, zahir manası arz, içinde bulunduğumuz, üstünde bulunduğumuz toprak, sema da yukarısı. Ama hakikatte arz ile sema genişliği namütenahi olan alemi Subhanallah velhamdülillah doldurur. Bugün inşallah bu mübarek ümmet Subhanallahi velhamdülillah ile arzı ve semavatı dolduracağız. Rabbimiz de inşallah razıyım diyecektir. Biz ümit varız. Zaten ayrı da oruçluyuz. Orucun başında Peygamberimiz müjdeyi verdi. Ne dedi? Oruçlunun uykusu ibadettir. Sükutu tesbihtir. Ameli edafu mudaaf makbuldur. Duası müstecaptır. Günahı da affolmuştur. Tereddüt de etmeyin. Beni de affedecek demeyin. Allah'ın rahmetiyle kendinizi mukayese etmeyin. Kainatın tamamı onun rahmet ikliminde bir damla çekmez. Ve Cenab-ı Hak tövbe eden kullarını seviyor. Hepimizin kusuru var. Ama bu günaha devam edelim manasına değil. Efendimiz buyuruyor. Küllün nas hattâûn ve hayrul hattâin ettâibûn. Artık günahsa bu ana kadar yaptığımız yeter. Yeteri kadar günah işledik. Hep beraber sıdk ile bir tövbe edersek, bu gece Kadir gecesi değilse bile, bundan sonraki bütün geceleri Cenab-ı Hak Kadir gecesi yapar, bize ikram eder. Üçüncü kelime, la ilahe illallah. Mizanda la ilahe illallah'ın dengi herhangi bir şey yoktur. Adem'in bütün evlatlarının işlediği günah terazinin bir kefesine koyulsa, la ilahe illallah tek başına koyulsa tamamından ağır gelir diyor Peygamberimiz. Allahu Ekber de tekbirimizdir. Allah'ım büyüklük sana mahsustur, en büyük sendir, sensin deyip arkasından da ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedik mi? İnşallah Allah'a kulluk devletini ve nimetini yakalamış oluruz. Cenab-ı Hak kendisine kul, Habibine hakiki ümmet olma şerefini cümlemize nasip ve müyesser eylesin.